Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün Cuma, bu hafta size okuduğum 3-5-6 kitaptan ve aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bu arada bunu dediler ki, ya bunu yapmasan olmuyor mu? Gerçekten elimde değil, bazen refleks olarak çıkıyor. Biraz önce böyle kayıt tuşuna basmadan önce böyle kendi kendime merhabalar falan şekli. Acayip sesler çıkarttım demirin tepkisini kontrol etmek için. Sonra böyle yine merhaba merhaba falan yaptım. Ondan sonra oradan durdum, baktım işte demirden tepki yok. Demir, şaka yaptım, daha açmamıştım falan dedim. Biliyorum biliyorum dedi. Bugün Cuma. Demir karne aldı. Demir'le beraber tabii ki bir sürü çocuk da karne aldı. Hepsini şimdiden çok tebrik ediyorum. Ve 2 hafta boyunca inşallah güzel güzel dinlenirsiniz diyorum. Ama o kadar çok ödev verdiler ki bilmiyorum nasıl dinlenecekler. Evet, şimdi size okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aynı zamanda aldığım kitaplardan da bahsedeceğim. Ve bu 43. yaşımın son videosu. Yarın yani 22 Ocak Cumartesi günü benim doğum günüm ve kendi kendime diyorum ki hoş geldin 44. 44'e kadar sayabiliyorum. Önceden Mükü'yle sayıyordum. Mükü 41 olduğunda 41 kere maşallah diyordu. 44 oldum dediğinde 4 dörtlük kadın oldum dedi. Ben de ondan böyle feyz alarak, onun repliklerini çalarak kendimi uyguluyordum. Şimdi artık 4 dörtlük kadın 44 yaşına giriyorum. Ondan sonra eğer, yani ondan sonrası için herhangi bir repliğim yok. Varsa siz de söyleyin. Yoksa 44'te kalacağım herhalde diyorum. Ve bütün kova burçlarına da ve bu ay doğmuş olanlara da benimle beraber hepinize iyi ki doğdunuz diyorum. Şimdi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İlki Notos yayınlarından çıkan İdeal Defter. Burada aslında anlatılan hikayede burada bekleyiş hikayesi var. Bu bekleyiş içerisinde bir içsel yolculuk var. Kendini sorgulama. Burada bir ideal defter diyor ve bir kadın gidiyor. Kendi kendine deftere not almaya başlıyor. Bir tür günlük gibi tek tek satır satır yazıyor. Her şeyi yazıyor. Ve bunun adını da ideal defter koyuyor zaten. Ve ilişkide olduğu sevgilisi, erkek arkadaşı yurt dışına gidiyor. Ailesini ziyarete vesaire gibi bir yere gidiyor. Ve o arada onu beklerken tuttuğu defter aslında bir tür iç hesaplaşma ve bir tür bekleyiş romanı da diyebiliriz. Ben severek okudum. İlgililerine tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer kitap, ikinci kitap, otonom yayıncılıktan çıkan Ha Ha. Aslında adına baktığınızda Ha Ha bir tür kahkaha romanı da diyebiliriz. Hayır, kahkaha romanı değil. Aslında akıllılıkla delilik sınırları arasında duran bir duvar, bir çizgi, bir sınır ve bir kadının hikayesi. Cambridge'di zannedersem ya da Oxford Üniversitesi'ni kazanan ve orada okuyan, orada birkaç yıl okuduktan sonra kendisini akıl hastanesinde bulan, etrafına, çevresindeki insanlara hayata karşı tepkisini ya da tepkisizliğini kahkaha atarak gösteren bir kadının mücadelesinin romanı. İlginç bir konusu ve kurgusu var. Konusu ve kurgusu anlatımdan daha ilginç diyebilirim. Bunu da ilgilenenler bu kitabı da okuyabilir, konuşabilseydim diyorum. Şöyle yapıyorum. Saçımın önünde bir tomar kahkül vardı ve bunları bir türlü azaltamıyordum. Sonra geçen gün aklıma geldi. Elime bir jilet aldım. Tık 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 dedim ki kuaförler de öyle kesmiyor mu? Evet, bugün biraz deli dolu bir video olacak. Söylediğim gibi biraz böyle sürekli oradan buradan konuşuyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap İnsan Denen Hayvan, Metsin Bilim kitapları serisi. Ya şimdi bir kurgu dışı bir metin okuduğunuz zaman ya da okuyacağınız zaman her zaman için normalden bir tık daha tedirgin olabilirsiniz, olabiliyor, oluyorsunuzdur. Belki ben de ufacık da olsa oluyor. Çünkü her kurgu dışı metni çok okumaktan keyif almıyorum. Çünkü kurgu dışı metinler tabii ki her biri değil ama bazıları çok böyle ilgi alanları dahilinde, işte kendi alanları dahilinde çok fazla terim kullandığı zaman onlara sürekli bakmak, karıştırmak, didiklemek beni
Evet, birçok insanın ilgisini çekebilir ama beni çok, yani beni yoruyor ve ben o işten keyif almıyorum. Çünkü ben sadece bir şey öğreneyim amaçlı okuma yapmaktan da sevmiyorum. Çünkü okuduğum her metinden roman olabilir, öykü olabilir, kurgu dışı olabilir, hepsi mutlaka bir şeyler kapıyoruz ve öğreniyoruz ama ben okurken keyif almaktan da, yani benim için okurken keyif almak da çok çok önemli. Bu Metis'in bilim serisini okurken arıların bildikleri, mesela arılara karşı fobim vardı ve o kadar keyifli bir metin, o kadar güzel bir metin okudum ki sevgili Ayşım orada beni biraz gazladı. Onun sayesinde okudum. Çok keyif aldım. İnsan denen hayvan da hakikaten beni çok ama çok etkiledi. Çok ama çok sevdim. İçinde ufak ufak metinler var. İşte metinler değil, konu başlıkları var. İşte şişmanlık, korku, bağımlılık, cinsellik, kanser, yeme korkusu, ergenlik gibi hayvanlarla beraber, yani hem hayvanlarda hem bizdeki özelliklerini de aslında anlatıyor ve aktarıyor. Hem hakikaten sizi yormadan gayet anlaşılır bir şekilde bilgilendiriyor, hem de aynı zamanda öğrenmiş ve keyif almış oluyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Mesela şu kısmı da çok çok hoşuma gitti aslında. Mesela doktorlar için tek bir türe bakıyor ama biz her türe bakıyoruz diyorlar. Eskiden mesela veterinerlik her yerde çok fazla yaygınken şimdi daha kırsal kesimlere yönlendiriyorlar. Başka bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Ve mesela kitapta da diyor ki veteriner olmak, yani veterinerliği kazanmak aslında çok çok daha zor. Bundan da bahsediyor ve onlardan öğrenebileceğimiz birçok şey olduğunu söylüyor. Kendisi anlatan aslında bir kalp uzmanı ve bazı hayvanlarla ilgili bazı terimler kullandıklarında Allah Allah ben bunu hiç duymadım diyerek şaşırdığını da dile getiriyor. Çok ama çok keyif alarak okudum. Mutlaka ve mutlaka, bak buradaki saydığım kitaplar içerisinden bunu mutlaka ve mutlaka şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum diyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap, yazarı zaten çok seviyorum. Yazarı zaten herkes seviyor. Doğu öykülerini okumuşsanız mutlaka ve mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Hardinus'un anıları da çok uzun zamandır böyle okuma listemde olan, yani listem yok da, yani hani ne bileyim aklımda bazı kitaplar var. Sürekli diyorum ki şunu oku şunu. Nazlı Kar'ı 2020 yılına girdiğimde okuyacaktım. 2022 olduk, Ocak ayındayız, mesela hala okumadım. Bunun gibi böyle 8-10 tane sürekli kafamda hadi oku hadi oku dedikçe sürekli yeni çıkan kitaplar ya da işte okuduğum bir kitabın içinden başka bir kitaba atladığım için sürekli böyle atlaya atlaya herhangi bir liste oluşturmadan gittiğim için okuyamadığım kitaplardan aslında biriydi. Bir imparator aslında anlatıyor. Çok ciddi emek sarf edilmiş, yılların bilgi ve birikimiyle dolu, muazzam dili de o kadar başarılı ve güçlü ki çok çok güçlü bir metin, bir tarihi roman. Zaten başta mektup yazarak da başlıyor karakter. Çok çok güçlü, dediğim gibi çok çok iyi bir metin. Benim için tek kusuru, kusursuz bir metin ama benim için tek kusuru benim tarihi roman sevmiyor olmam. Yani ben kişisel olarak tarihi romanlardan çok hoşlanan biri değilim. Ama yazarın kalemini ve kendisini çok sevdiğim için bu metni de severek okudum. Tarihi roman sevenlere şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sevmeyenlere de bilemiyorum. Yani benim o kadar uzun zamandır okuma listemdeydi ki okumuş oldum diyebilirim. Bahsedeceğim bir diğer kitap Nilüfer Güngörmüş'ten Sanatçının Kendine Yolculuğu. Aslında sanat ve edebiyat üzerine psikanalitik denemeler diyor. Aslında sanat vasıtasıyla insanın kendine yolculuğundan, yaratıcılıktan da bahsediyor. İçindeki metinler mesela Moby Dick kitabından ve oradaki o iki karakteri analiz ediyor. Aynı zamanda işte bir portre, bir resim analiz ediyor. Bir film analiz ediyor. Bir şarkı analiz ediyor. İlgiyle ve merakla okudum. Güzel bir metin. Ama şimdi bu metni okuyacak olan kişilerin Moby Dick'i okuması gerekiyor. Şimdi Moby Dick'i okumayan biri bunun içindeki metni okuyabilir mi? Evet, ama hani bu karşılaştırma onun için çok verimli olur mu? Bilemiyorum. Ya da o filmi izlemiş olmanız gerekiyor gibi gibi diyebilirim. Bu metni okuduğumda
Çok muazzam iki tane tekrar sırf üşenmedim ve onları çıkarttım sizinle paylaşmak için. Virginia Woolf'un Granit ve Gökkuşağı mutlaka benim için hakikaten çok çok ama çok severek okuduğum bir, bu da muazzam bir kurgu duşuydu. Mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Granit ve Gökkuşağı ve sevgili canım Nihan Kaya'dan Fil Dişi Kuyu. Yani bu metni okuduğumda bu iki kitap nedense gözümde daha da büyüdü ve bunları da sizinle paylaşmak istedim. Evet, bu kitabı da dediğim gibi okudum diyorum. Evet, bu hafta okuduğum kitaplar bu kadar. Şimdi Thomas Hardy'den Tess'i okumaya başladım. Fakat bugün mesela tek satır bile, hiç bugün hiçbir şey okuyamadım çünkü çok ciddi koşturmalarım vardı. Akşam okumayı planlıyorum diyorum ama akşam da belki dizi takılırım. After Life mı, onu izlemeye başladım. O da benim ama aslında hiç dişimin kovuğuna yetmeyecek bir şey. 3 sezonluk bir dizi. Zaten her bölüm, her sezon 6 bölüm ve 25 dakika falan. Blacklist'i bitirdim. 8 bölüm her sezon, 8 sezon her sezon 22 bölümdü. Neyse, şimdi aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Şimdi bu aldığım kitabı aslında nasıl aldım? Kingsley Amis'ten her ikisini birden yapamazsın. Telos Yayıncılık'tan. Aslında bu kitap 1999 yılında basımı. Yani son basımı 1999. Elimde gördüğünüz kitaba şöyle baktığınız zaman hiç açılmamış ve okunmamış olduğunu, aslında sıfır olduğunu, fakat buralarının artık biraz böyle hani rengini değiştiğini ve bu yüzden aslında yeni gibi diyor ama ikinci elmiş gibi gözüküyor. Çünkü uzun zamandır bekliyor ama zaten kitap 99 yılında basılmış olduğu için, yani gidip sıfırını da alsanız o da 99 basımı bir kitap. Şimdi bunu nereden aldım? Yazarın şu an iletişim yayınlarından yeni bir kitabı çıkıyor. Ona baktım, ya Allah Allah, bu neymiş, yeni çıkanlarda gördüm. 51 lira mı 55 lira mı neydi? Sonra yazarın başka kitabı var mı diye baktığımda Telos'tan bu kitabını gördüm. Bu da Egamba'da 56 TL'ydi. Sonra Nadir'e girdim ve bu aslında sıfır olan kitabı, ki dediğim gibi bu da 99 yılı basımı. Egamba'dan aldığınız kitap da 99 yılı basımı. 6,5 TL'ye aldım. Eskiden Nadir'den kitap aldığınız zaman 12,5 lira falandı kargo ücreti. Şimdi Ocak ayı itibariyle, tabii bu Aras olanı, yurt içi olanları zaten seçmiyorum. Aras'ı seçiyorum. Şu an 16,5 TL'ye çıkartmışlar. Kitap 6,5 TL. Kargo 16,5 TL. 23 TL'ye mal oldu ama Egamba'da kitap 56 TL. Yani o yüzden kargoya 16,5 lira vermiş olmama rağmen bile çok çok uygundu. Bu kitap Doğan Kitap'tan, Bernard Schling diye okuyamadım. Olga kitabın adı. Yazarı aslında okuyucu kitabıyla tanıyorsunuz. İletişim Yayınlarından okuyucu. Herkesin aslında elinde olan, döndürdüğü, okuduğu, döndürdüğü. Yani döndürdüğü. Aslında döndürdüğüyle ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ama öyle söylemek istememiştim. Refleks olarak çıktı. Herkesin okuduğu kitaplardan biri. Yazarın Doğan Kitap'tan çıkan birkaç kitabı vardı. Zannedersem belki 2 yıl önce. 2 yıl değil, 3 yıl önce olabilir. Çünkü korona yüzünden Ayşım'la 2 yıldır gidip bizim halatta oturamadığımız için. 3 yıl önce Ayşım'la bu Doğan Kitap indirimleri sırasında yazarın birkaç kitabını daha alıp okumuştum. Çok da seviyorum. Olga'da yeni çıkan son kitabı, çok heyecanla ve merakla bunu da hemen okumayı düşünüyorum. Ve canım Jaguar'ın son kitabı Rüyalar Sarayı. Bu göstereceğim 1, 2, 3, 4 kitap sevgili Pelin'den bana doğum günü hediyesi oldu. Sevgili Jaguar ne çıkarsa ya da ne yayınlasa zaten alıyoruz ve okuyoruz. Bu kitap ve benim canım canım yazarım Zaman Sığını. Yani o kadar heyecanlı, o kadar heyecanlıyım ki inşallah hevesim kursamda kalmaz diyorum. Hüzünün Fiziğini 2017 yılında okuduğumda herkese 2017 yılının romanı diyerek okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye etmiştim. Sonrasında diğer romanı, böyle bir tuvalet kapağı vardı sanki, de tuvalet görüntüsü var. Kitabın adını hatırlayamadım. Sarı kapaklıydı. Sonrasında onu okudum ama tabii Hüzünün Fiziği çok özel bir roman olduğu için, eğer yazarla daha önce hiç tanışmamışsanız Hüznün Fiziğini değil, ilk kitabını okuyun, ondan sonra Hüznün Fiziğini okuyun, sonra bunu okuyun da diyebilir miyim bilmiyorum çünkü henüz bunu okumadım. Bunu okuduktan sonra belki hiç tanışmayanlara bununla başlayabilirsiniz denebilir ama bence Hüznün Fiziğini mutlaka ve mutlaka ve mutlaka okumalısınız diyorum. Ve bir diğer kitap 2020 Booker ödüllü
Shaggy Bane, sevgili Duygu Akın çevirisi. Bu da Pelin'in hediyesi. Bunu da en kısa sürede okuyacağım. Yani zaten bu şu iki kitap ve bir kitap daha göstereceğim. Çok çok böyle meraktan çatladığım ve beni çok heyecanlandıran iki kitap. Bu üç kitabın haricinde bir de yine Pelin hediyelerinden Cortazar'ın sonunda biyografisi Everest Yayınları'ndan çıktı. Fakat siz de biliyorsunuz bir önceki videoda Susan Sontag biyografisini göstermiştim. Dostoyevski, Susan Sontag ve Tolstoy'lar genelde şu şekilde basmıştı. Fakat bu Cortazar'ı artık daha normal kitap boyutunda basmaya başlamış. Küçültmüş. Bunun bir ciltsizi, bir ciltlisi var. Beni en çok sevindiren de aslında uygun fiyatlı çıkartmış olması. Ciltsizi 35 lira, ciltlisi 50 lira falan gibi bir ücreti var. Çok da böyle heyecanla ve hevesle bunu da okuyacağım. Bir diğer kitap Alfa'dan Christopher Lash. O kadar böyle, o kadar keyifli ki adamın soyadını söylemek, yanlış söylemiyorsam tabii. Christopher Lash. Narsizizm kültürü. Nihan Hanım'la beraberken sürekli aslında Christopher Lash ya da narsizm kültürü bu kitaptan bahseder. Fakat bu kitabın basımı yoktu değil. Türkçe'ye çevrilmemişti. Yıllar sonra Alfa kitap bunu Türkçe'ye çevirdi ve görür görmez tabii ki hemen kaptım. Benim için bir diğer kıymetli yazarım Rachel Cusk'tan Diğer Ev, onun yeni romanı. Heyecanla ve hevesle bekliyorum. Biliyorsunuz bir üçlemesi vardı. Çerçeve bir şey bir şeydi. Ayıla bayıla okumuştum. Yazarın kalemine, anlatımına zaten hayran kalıyorum. Ve Diğer Ev, yeni kitabı da beni acayip heyecanlandırdı. Ya hep böyle kitaplar çıkarsa nasıl o zaman biz bu geri dönüp işte hala Nazlı Kara okuyacağız bilemiyorum. İş Bankası'ndan da işte bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden İkna Sanatı'nı aldım. Aslında dediğim gibi bu fiyatları artmadı. İş Bankası yayınlarında fiyatları artmadı diye düşünüyor olabiliriz. Fakat normal seri kitabı ile ciltli kitabı arasında çok ciddi fark olmaya başladı. 40 liralık işte önceden 35-40 arasıydı. Şimdi 60, 70 ve 90 TL'lere çıktı. Normal bu karton kapakları hala aynı indirimli ve uygun fiyatlarını koruyor. Fakat ciltleri ciddi anlamda arttı. İş Bankası yayınları 18,5 milyon kitap satmış 2021 yılında. Bir rekor kırmış. Gerçekten çok uygun fiyatlı, güzel çevirili iyi kitaplar yayınlıyorlar. Helal hoş olsun, tebrik ediyorum diyorum. Fakat ben bazı bu Hasan Ali Yücel klasiklerini ciltli almaya gene de dayanamıyorum ve tercih ediyorum. İkna Sanatı, bunu normal karton kapaklı aldım. Hakikatin Anlamı ve H.G. Wells'in yeni kitabı Ay'da. İlk insanlar yeni derken çok hiç öyle yeri olmadı. Ve Turgenev'den Köyde Bir Ay ve çok çok uzun zamandır. Yani aslında bir yıldır yine almayı düşündüm. Hatta yani gittiğimde kadın bile dedi ki ya siz bunu alacaktınız ama sonra işte Bodrum'a gittiniz alamadınız. Charles Dickens'tan Büyük Umutlar, tabii ki bunu da dayanamadım ve ciltli aldım. Aldığım kitaplar bunlar. Aslında aldığım bir kitap daha var. Bu Cadı Çekici kitabıyla Ayşim'le beraber okuyacağız. Cadı Çekici kitabının yanında işte bir önceki gösterdiğim yine Alfa yayınlarında olan bir kitap vardı. İkisi de Ayşim'de varmış. İkisini de Ayşim'le beraber okuyacağız. O bana dedi ki başka bir kitap daha var. YKY yayınlarından çıkmış resimli bir kitap diye, bunu da kaçırma dedi. 8 Ocak'ta sipariş verdim. Bugün 21 Ocak. Hala teminde. İşte aradım yayın evi, yani Yapı Kredi Yayınları stok sayımı yapıyormuş. O yüzden ürünü size 18'inde gönderebileceğiz demişler. 18 oldu. Yapı Kredi tekrar dönmüş. Demiş ki sayımımız bitmedi. 25'inde göndereceğiz demişler. Hala bekliyorum. İnşallah iade etmezler. Yani bir beklediğim kitap o. Onunla beraber bir minik kitap daha sipariş vermiştim. Onun haricinde herhalde şu an artık aldığım, alacağım, vereceğim, sipariş verdiğim kitabım vesaire kalmadı. Bıdı 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 konuştum. Dediğim gibi bu tatil olanlara, bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Bugün cuma olduğu için de hepimize mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın, bay bay.